Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala resulina Muhammedin salavat. İkinci emirde 14. Gerçi has kardeşlerim her birisi mükemmel bir sayt hükmünde nura sahiptirler. Ama ne yapması lazım? Fakat ihlastan sonra en büyük kuvvetimiz nedir şey bayram? Tesanüt. Tesanüt, dayanmak, bir olmak. Yani senetleşmek, tesanüt. Malum çok zikrederim ben bunu fazla durmuyorum. Tesanüt layıkalara bağlılıkla olur. Başka olmaz. Herkes kendi dükkanına çağırıyor. Demek ki ihlastan sonra bizim en büyük kuvvetimiz ekonomiktir. Çok dersen açmaktır, çok iyi bilmektir, çok iyi nutuk atmaktır. Yani çok iyi konuşmak, belagat Neymiş bu mudur? Tesanutmuş. İki tane tesanut kişi 20 kişiye galip ediyor. 20 tane dağınık kişiye. Meşreplerin ihtilafi ile buraları okumuştuk ama bu çok önemli şu okuyacağım. Meşreplerin ihtilafi ile hapiste olduğu gibi bir derece tesanut kuvveti sarsılması ile hizmet-i nuriyeye büyük bir zarar gelmesi ihtimaline binaen. Meşrep neydi? Furkan, hepinize soracağım. Meşrep maşrapa. Bunla su alıyorsun, kazanla su alıyorsun, güğümle alıyorsun vesaire. Nehir akıyor. Meşrep, meslek nedir peki? Meslek, yoldur da bizde ne olur nurculukta? Risale-i Nur. Meslek Risale-i Nur'dur. Meslek, meşrep, Maşrap. maşrapa. Tamam. Şimdi biz Risale-i Nur okuyoruz. Herkesin maşrapası farklı. Alıcılığı farklı. Herkesten her şeyi beklemeyeceksin. Ama o şöyle yapıyordu da öyle böyle ders oluyordu da böyle kahramandı da böyle eksikti de böyle yanlış yapıyordu da meşrebi öyle. Yani bu beraber ders yapıyoruz ya şimdi. Allah nasip ederse sebat eder de siz de gelecekte yaşlı bir nurcu olursanız dershanede vakıf böyle olmak, böyle olmayacaksınız zaten. Benim gibi olmayacaksınız. Başka bir şey yani. Olan da olacak, olmayan da olmayacak. Çünkü e, su, suyu ağaç içiyor. Şeftali içiyor, armut içiyor, tavuklar içiyor, yılan içiyor, arı da içiyor. Herkes farklı oluyor. Su meslek, armut, elma, yumurta, yılan, zehir, akrep bunlar da meşrep. Meşrep ihtilafıyla hapishanede abileri bir araya tuttular. Zaten çoluk çocuğu dışarıda. Zaten gergin, asabi modeller var böyle. Sert insanlar var. Aralarında bir şey olunca sıkıntı oluyor. Bunu nasıl gidermişler? Birkaç tane kovuş varmış. Tahir abinin kovuşunda nasıl bir sıkıntı olunca usta şöyle demiş. Felanca felanca diyor Tahir'in kovuşuna gitsin diyor. Tahir abi, Rüştü ile kalıyordu. Sizi çok anlattım bunu. Tahir abisi beraber Rüştü abiler beraber. Bir an böyle bittiler zaten. Böyle ahirete göç ettiler. Ustat diyor ki sıkıntılı olan kovuştakilerden şunlar şunlar Tahir'in kovuşuna gitsin dedi. Rüştü abi merak etti. Tayra, Tayra abi dedi. Sizin kovuşta ne vardı ki dedi. Ustad bazıları sizin oraya gönderiyordu. Ne vardı onun kovuşunda? Herkes vazifesini ne yapıyordu. niye unutuyoruz? Unutmamak lazım abiler. Nerede sıkıntı var? Ki herkes değilse de çoğunlukla kendi işini bırakmış. Başkası, başkasının işiyle meşgul olursa. Evde de öyle abiler. Onun için okuyorum. Kendim için okuyorum. İnan. Ben ne zaman kafayı karıştırdım? Sıkıntı oldu. Zana girdim ya. Vallahi sana gidiyorum kendi aleminde çok şükür ki içimde zanlar geldiği zaman ekseriyetle çıkartmıyorum dur dur Çıkartsam ortalık karışacak ama peki ne çıkıyor çoğunlukla ne çıkıyor biliyor musunuz hanım ne çıkıyor kaybediyor yanlış ve diyorum ki elhamdülillah iyi ki dışarıya çıkarmadım ben bunu niye itiraf ediyorum e Sen de senin zanların da böyle olacak demektir yapma. O gelmiyor derse. Hı. Hmm. Ha. Tabii. O böyle dedi. Hı. Hmm. Bunu kastetmişti galiba. Tabii canım kesin. Herkes derece derece ne hastasıdır biliyor musunuz? Zanın tıptaki adı nedir biliyor musunuz? Şizofreni. Sizofreni ne demek? Kendi küçük dünyasında evi de uygulayın. Küçük dünyasında oturmuş, realiteden kopmuş. Herkes orada küçük dünyasında diyor, deniliyor, el diyor, şey yapıyor, kaldırıyor, kesiyor, vuruyor, kuruyor, evleniyor, boşanıyor, yapıyor ediyor. Gerçekten kopuk sanal bir dünya. İkisi arasında çatışmanın adı şizofrenidir. Yemin vallahi ben sana dedim ya. Dün söylemedim ben sana ya. Ya bak yok ya. Allah Allah sana ben demedim. Ya bak 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 benim yalancılıkla itham ediyor. Dün ben sana demedim. Sabah demedim mi? Vallahi dedim etmedim. Evde de olmasının sebebi neymiş biliyor musun? Abdülkadir. Sizofreni. Demiş ama nerede? Bu nefs-i lemirde değil, buradaki küçük dünyasında. Benim işim bu. Anadolu'da yer kalmaydı. Tam da Risale-i Nur'un bu kadar meşrepler içerisinde. Senin meylettin, ben ruhsal, yani senin anlayacağın tarzda ruhiyatçıyım ben. Enfusçuyum, enfusçu anlamaz. Ben içselciyim, ben başka bir şey anlamam. Mesela öyle bir vakıf abilerden gelmiş ki, ustadın kaç tane talebesi vardı... Ee, şeye kıyas ediyor. Ustadın talebesiyle peygamberin Ali, aleyhissalatü vesselam as, asafı sıfasıyla ile ee, bu şey var diye. İsrail şey e, asabı keyif kaç kişiydi onunla kıyas ediyor onun çocukları oraya gitti. Mesela Ali Uçarabi'nin meşrebinin bir tanesini söyleyeyim. Beraber çok kaldık Allah razı olsun çok istifade ettim. Allah Resulü şurada doğdu, ustadımı şurada doğdu. Allah Resulü şu, şu yaşta vahiy aldı, ustad şu yaşta, aynı yaşta ilham aldı. Allah Resulü şöyle yaptı, ustad şunu yaptı. Kronolojilerin kronolojilerin hepsini tip atıp yapmıştı. Ben yapamam. Benim sam böyle, bu içsel alem. O ne kadar lazım o? O kadar lazım ki. Hepsi lazım. Ama bir elim var, bir elim ve Cenab-ı Hak da bu kanada istihdam ediyor. Kısacası benim sam şu. Meşreplerin ihtilafının zemini zandır. Tıptaki adı sizofrenidir. Sizofreni söylüyorum. Gerçekle nefsül emirdeki hayat ile içsel alemin çatışmasıdır. Kuruyor. Vallahi öyle ya. Ustup bağırıyor. Dedim ya sana. Şu adama bak ya. İçeride kurdu odada. Geldi buraya. Ders çalışıyor er çalışıyor arabası içeride kurdu ya Baksana sana kinciyi kafa bile kaldırmıyor lan dert çalışıyor meşrep ihtilafının altyapısı me ihtilaf oldu sebebi meşreptir sebebi dal dip zandır psikolojideki adı şizofrenidir emre tamam ama olmaz mı abi bizde oluyor o olabilir çıkabilir senin ihtiyarın dışında olur ama dışarıya çıkarıp onunla amel edip etmemek senin elinde. Çünkü Allah Resulü diyor ki, şey Cenab-ı Hak diyor ki, vel vel kazimin el gayze vel afin anin Kastamonu kaçın sefedeydi? Ne diyor da? Gayz ne mutlu onlara ki gayzlar hiç olmayan. <laughs> He. Nedir o? Vel kazimin el gayze vel afin anin İnsanları affederler, öfkelerini yutarlar. Yani hiç gayz yapmazlar. İnsanlarla hep geçimli olurlar demiyor ki öfkelenir Allah'ın makinesi alabiliyor. Öfkelenir ama öfkelenmezler demiyor. Öfke, ne mutlu onlara öfkelerini yuta, yutarlar insanları affederler. Ben yapamıyorum ba yapamayacağım bir şey Allah der mi? Beni böyle kabul et düpedüz yalan düpedüz kendisine iftiradır. Ben böyleyim değişemem yalandır külüme yalandır. Niye yalan Allah söylüyor o ki değişemeyecektin Allah değiş niye diyor? Kabile kadar değişirsin. At değişiyor ya. Seyis. Seyisler değil mi at eğiticileri? Köpek eğiticileri var ya. Kedi eğiticileri var. Almanya'da gördüm. Otur diyor Almanca. Otur. Almanca söyle. Elinde ne yapıyor? Otur böyle yaptı. Oturdu. Böyle oturdu. Markete giriyor. Markette bekliyor ya marketin kapısında. Otur. Bıraktı şeysiz. Olan dedim ben bu, bunun köpeği kadı olamadım ya. Ustad otur diyor. Oturmuyorum. Kalk diyor kalkmıyor. Gavura itaat ediyor oraya ya. Ulan ben Allah'a itaat edemiyorum ya. Çok ağrıma gitti ya. Kapı, marketin kapısının önünde ya. Oturdu böyle bakıyor. Gelen geçene. Köpek hiç kıpırdamıyor. Dedim ne kadar kıpırdayacak bakayım ne yapacak. Bülent de içeride. Bülent dedim meyve alıyor. Ben dedim seyredeceğim. Beni gördü. Yanına gittim kalkmıyor. Dedi ya sahibi ustası. Otur. Ulan sonra kendime veil olsun lan sana. Ustat diyor ki otur oturmuyorsun lan. Kalk, kalkmıyoruz. Acayip bir şey ya. Affet diyor Allah. Ne affetmiyorsun ya? Ne olacak ya diyorum kendime. Sakın size demiyorum. Evet, sizofreni zandır. Allah Kur'an'ında zanların bir kısmı randır diyor. Peki zanın vasatı nedir? nimet ilahidir. Farklı farklı düşünce zeminleridir. Zanın ifratı karşıyı yok eder. Tefreti kendisini ortadan kaldırır. Meşreplerin ihtilafı ile. Tamam abiler, meşrebin ihtilafı nereden olduğunu anlattık. Meşrep ihtilafının dibizan tıptaki adı şizofreni. E, hapiste olduğu gibi bir derece ha ne demişti Tayyır abi? Bir herkes işini yapıyor. Buradan nereden çıktık? Dershanede bir yerde kavga oluyorsa biraz da hoşuma gidiyor. E, ev, dershanede ama kavga gürültü oluyorsa biraz hoşuma gidiyor demek ki hareket var, toz duman. Eğer hiç kimse bir şey yapmıyorsa herkes oturduğu yerdeyse duman çıkmaz. Ama herkes işini yaparsa mesela şöyle ee, cumartesi buranın temizlik günü ha, evet. cumartesi e ben şimdi tuvaletleri temizliyorum merdivenleri kim temizleyecek tamam mı beş kat ya o ya senin vazifen bu mu burası adam yapar yapmaz kendi vazifeni onun vazifesini endeksli yapma o yapmıyor ben de yapmıyorum ben enayi miyim e ben keriz miyim o zaman cemiyette ol niye, niye geldin ki yani başkasına endeksli işler yapan yarı yolda kalır. Evet. Şimdi Tahir abinin koğuşundan açıldı. Ustat diyor ki, Ustad diyor ki Tahir'in koğuşuna gitsin. Usta Rüştü abi dedi ki Tahir'i, şey Tahir abi dedi. Sizin koğuşun ne özelliği vardı? Herkes işini yapardı. E nasıl oluyor ya da Herkesi diyor, yeni birisi geldi. Herkes işini yapıyor. O ne yapacak şimdi? Dikilecek mi? O da işini yapıyor diyor. Demek ki herkes işini yapınca sıkıntı olmuyor. Herkes işinde meşgul. Ne, diyor, ne diyor? Meşreplerin ile hapiste olduğu gibi bir derece tesanut kuvveti sarsılmasıyla hizmeti nuriyede nuriye büyük bir zarar gelmesi ihtimaline binaen. Bu bir çare ihtiyar hasta hayatım talemalar sözler mecbuası da çık çıkıncaya kadar hangi kitaplar şöyle çıkıyordu forma forma abiler eskide. Birinci mektup, sekizinci mektup, ikinci mektup, yirmi sekizinci mektup. Forma format çıkardı o mat şey elle çeviriliyorlardı matbaa. Lemaların tamamlanması için belki kaç sene geçmiş. Şimdi para verip bir lemalar alabiliyoruz değil mi? Benim dönemimde 1980 78 80'de emirdağ Emir daha iki taneydi. Böyle çift yoktu. İkinci bak iki tane Emir daha. O zaman bir tane maviydi, bir tane yeşil kapaklıydı. Ama o da kitap. O zaman forma forma. Ustad diyor ki, Lemalar ve Sözler mecması çıkıncaya kadar ustad ne yapacakmış? Bak. 1. Çıkıncaya kadar korkaklık ve kıskançlık damarı ile hocaları nurlardan ürkütmet belası defoluncaya kadar kocalar korkak olur, bir de kıskanç olur yok. Çok az kısmı e, istisnadır. Siz de onlardansınız elhamdülillah. Bak ders yapıyoruz. Doğrusu da o. Çünkü ders yaptırdığına göre hakikaten korkmuyor ve kıskanç değil. Ama kıskanç ve korkak olan 10 tane bahane uydurur. Değil mi Abdülmelik? Neler çektim ben kapıdan başlığa Kur'an kursuna? Biliyorsun değil mi? Babanı da anlatmıştı. Babası kurs hocası. Çocuklara ders yapıyorum. O zaman 100 küsür tane çocuk vardı kaç kat dolu. Adam, birisi, birisi kıskanç, 3-4 tane hoca vardı. Birisi korkak. Dersi yaptırmadılar ben çocuklara. Çocuklara çıkıyordum. Kaç çayelinden kaptan hoca kaç kilometre var? 18. 10 sene kilometre. Ama bir buçuk iki saatte çıkıyordum. Çünkü takır 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 yol yok ki. Evet yani ama engel oldular. Oradaki çocukların şimdi o çocuklar şimdi 30-40 yaşında olmuştu. 30 olmuşlardı 1990 92 90, 94 90, 94, 93, 35 olmuşlar değil mi? 10 yaşında koy. 40 değil Bak şimdi onlara ahirette ne diyecek? Korkaklık ve kıskançlık damarı ile hocaları nurlardan ürkütmek belasıymış. Belası def olunca kadar. iki tane bela. Bir, meşreplerin ihtilafi ile sıkıntı yapan bir bela. Bir de hocaların bu vasfı ile. Ve tesanı tam muhkemleşinceye kadar o hayatımı muhafazaya bir, bir mecburiyet hissediyor. Hmm. Yani bunlar defoluncaya kadar, hizmet oturuncaya kadar hayatımızı koruyacağız. Anladın mı? Paldır küldür eski Hasan gibi olmayacaksın. Eski Hasan bitti. Eski Hasan biraz da dikkat ediyor. Gerçi de hizmet oturdu. Çok şükür. Yani otururken herkesi derslerde ol. Ben daha yeni yapabileceğim bir şey yok. Şey itibariyle ama mana itibariyle ve dersler itibariyle tabii bir sürü şeyler çıkacak. Dima projesi bitti. Dersleri devam ediyor. Vicdan projesi Kalbe gireceğiz. Sonra ruha gireceğiz. Ene'ye gireceğiz. Sırrı insana gireceğiz. Projemiz bu. Ama şu anda vicdanı da bitirdik. Ee, vicdan bitirdi derken dört tanesinden bir tanesi kaldı. İradeye çalışıyorum. Z i̇rade, zihin, his, latife ve rabbani. Üçü bitti. Bir tanesi kaldı. Sonra kalbe gireceğim. Peyderpey çıkartacağız dışarıya. Ders yapacağız. Ha, o zaman biraz da e, ihtiyat etmem lazım. Tamam mı? paljur killer yaşamam. Çünkü tesanu tam muhkemleşinceye kadar siz de büyünce böyle anne dedi ya büyününce ben de araba alacağım baba derdi ya. Büyünce muhkemleşinceye kadar hayatımı muhafazaya bir mecburiyet hissediyor. Çünkü uzun imtihanlarda mahkemeler düşmanlarım benim gizli ve mevcut kusurlarımı göremediklerinden hıfz-ı ilahiyle bütün bütün beni çürütemediklerinden Risale-i Nur'a galip edemiyorlar. Ya ne anlayıp değil mi? 14. İlgini çekti değil mi? Emir daha. Vaka göstereyim. Nasıl çalışmış hemen gör. Bak ne diyor? Çünkü diyor uzun imtihanlarda mahkemeler, düşmanlarım noktalı virgül. Neyi görememişler? Benim gizli ve mevcut kusurlarımı göremediklerinden. Bunlar ne çıkıyor biliyor musun? Allah pek şahsi kusura bakmıyor. Nereye bakıyor? Tokatı ve yanlama çakıyor. Umumu hukuk. Yani hizmete kusur yapmayacaksın pek. Yapmayacaksın. Bak ne diyor? Bir daha okuyayım bak. Düşmanların benim gizli ve mevcut kusurlarımı göremediklerinden, hıfsı ilahiyle bütün bütün beni çürütemediklerinden, bir sürü kusurum var da niye? Duman olman lazım, tokat yemen lazım. Hıfsı ilahi koruyor. E kusurum var ama şahsi kusur. Ne sonra Risale-i ona galip edemiyorlar ama tehlike nerede var fakat hayat de çok tecrübelerle mahiyeti bilinmeyen benim varislerim genç sahiplerin bir kısmını nurun zararına iftiralarla iftiralarla çürütebilirler diye o telaştan bu emnetsiz hayatımı emniyetle muhafazaya çalışıyorum. Hatta yanımda e, 14'lü biliyor musunuz 14? Kaç tane alıyor? 14 e, 14 tane alıyor. 14. sayfa 14'lüden bahsediyor. Hatta yanımda bir rovelver varken ikinci bir kuvvetli ro, ro rovelver daha tedarik etmeye lüzum gördüm. Ya Demek ki bütün bütün o şey değil yani öyle mübareklik yok yani. Mübareklik yok. Tedarik etmeye lüzum gördüm. Düşmanların zehirleri kardeşlerimin duasıyla kırıldıkları gibi sair suikastları dahi inşallah akim kalacaktır. Anladın mı? Burada neler var gördün Ne kadar şeyler çıktı. Şu paragrafta hayatın formülü bayram. Şimdi burada atıfları var. Mesela İhlastan sonra en büyük nasıl yapılır diye gösteriyorum. Hem canlı yayında olanlar da görsün. İhlastan sonra bizim en büyük kuvvetimiz tesanüt. Onunla alakalı yerler söylüyorum. Lemalar 161, Kastamonu K96, E1 216. E1 216'ya gitsen mesela lemalar 161 mi? Buradan oraya gönderdi. Lemaların içerisindeki tesanütle alakalı 161'de. Buradan oraya gitmek yetiyor. Başka? Tesanut'la alakalı şu alar 312. Şu 511. Munazarat 61. Görüyor musun? Nereye atıf yapacaksın? Onun yanına yazıyoruz. Peki korkaklık, kıskançlık damarıyla hocaları, nurları ürkütmek belası defoluncaya kadar. Emirda. Hiçbir şey yazmamışsam. İkinci Emirda. 40'ta var. İza. K. Ke, K ne demek? Kastamonu 229. Eskide yazıyordum. Şimdi yazdığımı okuyamıyorum. İhtiyar olmuş. Küçük Hasan. Emir Dağ 1 133. Hocalarla alakalı. İstersen Emir Dağ 133 kıskançlık, korkaklık, kocalarla alakalı ne var? Me merak ettim. E1 133. Tamam açalım. Beraber burada açayım. Gözünüzün önünde açayım. 131 131. Allah Allah. Bu kaçıncı Emir Dağ ya? Abi, 133 mu? yanlış ya? Aha. 130 yanlış okuyamıyorum dedim ya. Aha. 133. 133. Mahsus gösteriyorum. Bak burada atıf var mı? Emirda 2 14 ve 40'ta da varmış. Bak buradan oraya gidiyor. Görüyor musun bak? Emirda 2 14 biz oradan geldik. Ne diyor? Kardeşlerim çok dikkat ve ihtiyat ediniz. Sakın sakın hocalarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar musallaha, kârana davranınız. İyi geçininiz. Ne derse desin böyle münakaşa etme Hasan. Tamam ustadım. Enaniyetlerine dokunmayınız. Başüstüne ustadım. Ee, ya çok bidat şeylerden de bahsediyor ya. Bidat taraftarları da olsa ilişmeyiniz. Tamam ustadım. Niye ama biraz bana izah etsen. Çünkü karşımızda dehşetli zındıka varken müptedilerle uğraşıp bidailerle uğraşıp onları dinsizlerin tarafına sevk etmemek gerektir. Uğraşırsan zaten dinsizler diyor ki bu hocadır, beğenmiyor. Biz de beğenmesek adam aciz kalacak. O zaman biz hücum edersek dinsizin tarafına gidecek. Bu sefer zındıkaya taraftar olacak, sana hücum edecek. Eğer bir 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 Müslüman bidaili bir hocalarla uğraşırsa onun zındık tarafına kaymasının sebebi uğraşandır. Bak karşımızda deşeti zındıka varken muptedilerle yani bida ehilleriyle uğraşıp onları dinsizlerin tarafına sevk etmemek gerektir. Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara rast gelseniz oradaki dersinize mani oluyor. mücadele ediyorsa e mümkün olduğu kadar munaza kapısını açmayınız. Kavgaya sebep olacak hiçbir şey açma. Baktın geldi. Hemen dersi kısadan kes. Öyle eften puften şeylere dönüştür. Dersin konusunu Lodos'tan Poyraz'a dönüştür. Ve kısa kes. Niye? Onlar ilim kisvesiyle itiraz ederlerse senin o şehirde. Hangi ilçedeydin sen Samsun? Vezir Köprü'de ders yaptığın hoca geldi. ilim kisvesi var. Herkes hoca biliyor. Sen işte işletme mezunu. E şimdi adam ilim kisvesi var. Diyor ki bana ver. O versen olmaz, versen hiç iyi olmaz. İlim kisesiyle itirazları münafıkların ellerinde bir senet olur. Yani böyle mi oluyor ustadım? Evet çünkü diyor İstanbul'da ihtiyar hocanın hucumu ne kadar zarar verdiğini bilirsiniz. E yuhu ahadukum ya'kula lahme O bir hoca var ya camilerin yıkılmasına, şeriatın kalkmasına Camiler yıkılıyor, şeriat kalkıyor, işte halafet hilafet kalkıyor. Gık, gık, gık etmiyor o ihtiyar hoca şeyh. Fakat ustada birinci şuada e, ustad kendi nefsine deliller Kur'an'da arıyor diye gıybet etmiş. İhtiyar bir hoca. Seyit Sadat'tan hem de. Ne kadar diyor hocanın zarar verdiğini bilirsiniz. Elden geldiği kadar Risale-i Nur çevirmeye çalışınız. Umum kardeşlerime birer birer selam. Aleyküm selam. Mektuptakiler Aynı selam vaciptir almak. Aleyküm selam. Gördünüz nasıl atif oldu? Bak buralardan oku demişim. Vay be ders. Emir Davul ve birden şunlar, 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 şunlar artık kalsın. Nereden gelmiştim ben bu sayfaya 133? 14. Şurayı bitireyim çabuk. Ez cümle. 2 saat kamer tamamıyla tutulduğu aynı gecede haber veriyor ustad. Onu kendi kendisine alamet koyuyor. Bak şimdi benimle ne alakası var? Ay tutulmuş. Bak bak görüyor musun? Bayram. Bu çok ilginç bir yer ya. Laika olunca boy, çok keyifli oluyor ya. Mesela ay tutuldu. Seninle ne alakası var? İki saat kamer tamamıyla tutuldu. Aynı gecede gizli düşmanlarım Ankara'dan bizden nur mecmuaları istemeleri üzerine buraya gelen iki adam birden 36 mecmua gönderdiğimiz aynı ikinci günde tahminlerince daha gönderil gönderilmem gönderilmemiş diye hem o kitapları nerede olduğunu bilmek bak polislere bak istihbarat devlet yani öyle İsrail Amerika'ya çalışmıyor ki istihbarat ustada usta çalışıyor ustadın şeyini ee, bilmek ve Afyon'daki resmi ve makam sahibi bir iki mason haber vermek şimdi istihbarat çok şükür ki harice çalışıyor Allah hamdolsun Allah onları muvaffak etsin hayırlı işlerinde, hayırlı işlerinde yani. Afyon'daki resmi ve makam sahibi iki mason haber vermek ve taharri ettirmek yani hemen baskın yapmak ve kilitli olan iki odamda yemek ve içmek e, kaplarıma zehir atmak için fevkalade bir tarzda dama çıkmışlar yukarıya. Kapılar kapalı. Dama çıkmışlar e ve i, iki odanın her birinin bir penceresini kırmadan istihbarat çatıdan odaya camı kırmadan acip bir tarzda açıp içeri girmişler. Benim yatağım oda ise arkasından süngül, sürgülü olmasından bana suikast edememişler. Öldürmek için gelmiş. Ama ustadın o evine böyle giriyorlar. Kapıdan girmiyorlar ama ustadın husus odası Ön, arkadan süngül olduğu için ustada bir şey yapamamışlar. Hıfsı ilahi ve inayeti rabbani onların eline bir uç vermedi. Bir uç vermedi. Ben daha lüzumlu şeyler yazacaktım. Fakat rahatsızlık, fakat rahatsızlık yeter dedi. Ne yapacağız? Tamam usta bunu anlatın. Her vakit asan ihtiyat, ihlas, tesanut, sebat, sarsılmamak. Buradan okuyayım bak. Sonuç her vakit ihtiyat, ihlas, tesanüt, sebat, sarsılmamak, yılma yani korkma. Vazifemizi yapmak. Sonra ne yapacağız acaba? Muvaffak olacak mıyız? Vazife ilahiye karışmamak. Siren teneveret. Gizliden gizliye nurlandır. Dusturuna göre hareket etmek. Hemen ahmak gibi böyle hizmetine son verdirtme yani. Ahmakça öldürtme kendini. Ahmakça hizmetini durdurtma. Ahmakça böyle hizmete niye nokta veriyorsun? Sırren teneveret. Hazreti Ali demiş. Dosturuna göre hareket etmek, telaş ve meyusi, meyus olmamak. Telaş etme, bak korkma. Sırla hareket et ama korkma, meyus olma. Bak telaş ve meyus olmamak lazım ve elzemdir. Hem tekrar derim, hem tekrar derim. Ne dersin ustadım? Nur şakirtleri gibi pek az zahmetle pek çok kıymetli hizmet ve pek çok manevi kazanç elde edenler tarihlerde görülmüyor. Hakikaten nur talebeleri, nur talebeleri çok az zahmet şimdi çektiğimizdeki. Kurbanı gitsin ya. Bak ne diyor? Tekrar ederim ki ne edersin? Nur şakirtleri gibi pek az zahmette pek çok kıymetli hizmet ve pek çok manevi kazanç elde edenler tarihlerde görülmüyor. Onlar ne kadar sıkıntı çekmiş. Hatta öyle peygamberler gelmiş ki suikaste de gitmiş, derisini yüzmüş, ikiye bölmüşler. Ulan bu çok şükür öyle bir şeyimiz olmamış. Ağır şerait altında bazen bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçtiği müsüllü. Nöbet tutuyorsunuz ya dershanede. İlla asker şart değil. Ama o askerden misal verdi. Aynı bunun gibi müsüllü diyor. İnşallah nurların hizmet imaniye ve Kur'aniye'deki saatleri. Şuradaki ve evdeki evde hanım Namaz kılsa, risale okusa, haram olmayan her şeyi inşallah nurların hizmeti, imaniye ve Kur'an'deki saatleri yüzer saat hükmünde hayırlar kazandırır. Sayfa 15. Yani bir kadın, bir erkek fark etmez. Namazı kılıp, vallahi bilerek söylüyor. Namazı kılsa, akabinde tesbihatı yapsa, haramlardan elinden geldiği uzak olsa ama yedi kebairi kesinlikle yapmasa, yapmıyor. Eğer yapmışsa geçmişte tövbe edecek. Bir daha dönmeyecek yedi kebayrı. Tuvalet, yemek pişirme, yerse yapmak, araba sürmek, inşaat yapmak. 5-10 beş, beş, dakikada Risale okusa her gün. İştirak-ı amal uhrevi bütün nurcuların geçmişte ve gelecekte. Kuzeyde, güneyde, batıda, doğuda bütün nurcuların hasenatına ortak. İnşallah nurların hizmet imanı Kur'an'daki saatleri yüzer saat hükmüne geçecek. Yüzler. Kadınların ve erkeklerin, çocukların ve yaşların, büyüklerin ve küçüklerin dünü ve bugünü, yarını kim hem ne hasene yapmışsa hepsini ortağız. Görüyor musun? Niye? Ağır şerayet altındayız. Yani sistem bize göre çalışmıyor yani. Ya tesettürlüsün, sıkıntı değil mi? Kim bakıyorlar. Tak gelisin, bilmem ne. Nurcusun, kafadan zaten suçlusun. Ya bak hele. Ne acip mektuptu ya. Bunların atıflarıyla okusak var ya. Mesela desen ki abim inşallah bir nurcuların bir saat böyle yüzlerce saat nasıl oluyor? Emirdağ Emir ee, Emir 1 288 Emirdağ 2 17'ye bak. 17'ye bakınca orada Emirdağ 1'e bakınca oradan da atıflar olacak. Abi sıren Teneveret ne demek? Emirdağ 1 144. Abi yani nur şakirtleri, zahmetleri, zahmetleri az, sonuçları çok. Emirdağ 1 178. Yemeğin içine Zehir katmışlar. Nerelerde geçiyor ustadım? Tarihçe 558. Emir Dağ 1-221. Emir Dağ 1, 153 Emir Dağ 2-16. Ve 103. Bu kadar. Bak, bugün çok bereketli oldu değil mi? Tamam. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Başım komple ağrısı başladık şu an Hiç hissetmiyorum. Hiç hissetmiyorsun değil mi? Başladığın anlamda ben. Yani. Ya. Baş ağrısı değil mi? Giremedim zor geldim buraya. Kameraya bayramı kurduttum. Eğer bir, bismillah dediniz kesildi. De. Allah'ım Allah'ıma sen anasıyım Ahmet. Ya. Ben hiçbir şey yok. Ya. Yani. Çok şükür. Bunları okuyunca hiçbir şey kalmıyor. Keyif veriyor. İtimat edin. Ya. koşturmak değil mi? Nurcular niye seviyorum? Sevmek zorundayım. Çünkü bütün hasenatın ortağım. Ahmak değilim ya. Niye? Sen gıybet etsen, itsen, kalksan ortak olmuyorsun. En son sizde iki var ya. Ne? İkisi satır okudunuz Ha ne? Ha, Oo yapma ya. 15. ha vay. Umum kardeşlere ve hemşirelerime, bak hanımlara. Ya Allah razı olsun. Uyarın beni ya. Selam ve iki cihanda selametlerini dua eden ve dualarını isteyen kardeşiniz Nokta burada bir şey var. Gayrimun bak. Nokta nokta nokta. Burası tay edildi. Vakti gelince koyulsun diye. Ne demiş? Hakiki fedakar Zübeyir. En lüzumlu ve hizmete şiddetli ihtiyacım zamanında buraya imdadıma geldi. Bunlarla kalı bir şey. Giremem şimdi. Yoksa İsparta'dan o sistemde birisini isteyecektim. Zübeyir abinin ustattaki dünyası Sungur abiden işitti hak kulağımla yalan söylemiyorum. Biz diyor salon dışarıda o barla Risale'ye çoğaltırdık. Zübeyir dedi Zübeyir içeride ustadın da olurdu bilmiyoruz ama bildiğimiz şuydu ustadın sır katibiydi diyor. Onun için sır sır işte sır ki bu. Ustad vefat ediyor Urfa'da gömüyorlar. mi ikindi hiç o akşam kalmıyor. Oradan sıyrılıyor herkes tazeye maziye. İstanbul'a nasıl yapıyorsa geliyor ve ilk kirazlı mescidi açıyor. Ne emir almışsa ilk mescit şey, dershane açılıyor. Vay. El Fatiha.